Yıl 1923 ve dağılmış, savaştan yeni çıkmış bir Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından küllerinden yeniden doğan millet yeni bir destana imzasını atıyor. Yüzyıllar boyunca padişahın malı, tebaası, kölesi olmaktan öteye gidemeyen halk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk maddesinde belirtildiği gibi özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduklarını, akıl ve vicdana sahip olduklarını ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmaları gerektiğini hatırlıyorlar. Henüz Osmanlı'dan kalma kadın ve özgürlük meselesi çözülmemişken ve kadınlar İstanbul'da bile hala kafesler arkasında yaşıyorken, yeni ve genç cumhuriyetin kurucu ortakları arasında kadınlar çoktan yerlerini almışlar bile. Aralarında Afet İnan, Nusret Gökdoğan, Madame Curie'nin öğrencisi olma şansına erişen Remziye Hisar ve onlar gibi pek çok kız öğrenci devlet tarafından Avrupa'ya eğitime gönderiliyorlar. Kimi Fransa'ya, kimi Almanya'ya, kimi İsviçre'ye gönderilen kız öğrencilerin erkek öğrenciler gibi başarılı olmaları ve hep birlikte kıvılcım olarak gidip alev olarak dönmeleri bekleniyor. Çünkü toplumun kadın erkek dengesinin her alanda korunması gerektiğine inanan Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, öteki kısmını ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" Avrupa'ya gönderilen o öğrencilerden biri olan Mahmut Saadi anlatıyor. Yıl 1926, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar diye başlıyor söze Mahmut Saadi. "Okul duvarında bir ilan görüyorum. Avrupa'ya talebe yollanacaktır," yazıyor. "Allah Allah," diyorum, "ülke yıkık dökük, para yok, pul yok. Üstelik de Osmanlı'dan kalma bir dolu borç da var. Avrupa'ya talebe ha? Lüks gibi gelen bir şey ama şansımı bir denemek istedim. 150 kişi içerisinde 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Zamanı geldi, Sirkeci Garı'ndayım, trene yürüyorum. Ama kafam öyle karışık ki, gitsem bir kalsam mı? Orada beni unutur mu bunlar? Para yollarlar mı? Gurbet ellerde ne yaparım?" Bir an gitmemeye karar verdim. Döndüm. Tam o sırada biri ismimi çağırdı. Baktım bir postacı. "Mahmut Saadi, Mahmut Saadi, bir telgrafın var." Aldım telgrafı, yavaş yavaş açtım. Baktım içinde aynen şu yazıyor: "Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz." Var mı böyle bir şey? 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hesap edebilen bir lider, dünya lideri olmasın da ne olsun? Yıl 1926, biz evimizde bir çocuğumuzun huyunu değiştiremiyoruz, tek bir huyunu. Tüm ülkenin huyunu değiştiriyor o. Ülkenin huyu değişiyor. Bununla uğraşan bir insan yurt dışına yolladığı 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hissediyor. Mahmut Saadi devam ediyor: "Gel de şimdi gitme, git de orada çalışma, dön de bu ülke için canını verme," diyor. "Ben iki satırlık bir telgrafın yarattığı bir bilim adamıyım," diyen Saadi Irmak çok başarılı oluyor ve sahiden de ülkesine alev olarak dönüyor. Başarılı bir profesör ve ileride de ülkesinin başbakanı oluyor. Birer alev olarak ülkelerine dönen bu öğrenciler, Cumhuriyetimizin temel taşları oldular. Eğitim, tarih, fizik, kimya, hukuk, resim, müzik, her alanda güçlü birer tohum olarak ekildikleri ülke topraklarında filizlenip boy verdiler ve kendilerinden saçılan ışık tohumları sayesinde yurdun dört bir yanına saçıldılar. Atatürk, Ankara'ya milli mücadeleye destek vermek için gelen 19 yaşındaki Nazım Hikmet'e ve onun can dostu Vala Nurettin'e de benzer bir tavsiyede bulunuyor ve "Gayeli şiirler yazınız," diyor. Yani her işinizde mutlaka bir amaç, bir hedef olsun. Bu amaç ise insanlığın mutlak iyiliğini hedeflesin. "Kıvılcımsanız alev olun, alevseniz volkan olun, güneş olun.
Her toprağın iyi tohuma, suya ve güneşe ihtiyacı vardır. Bir ülkenin toprağı da, suyu da, güneşi de kendini iyi yetiştirmiş, dünyayı ve insanı anlamış, geleceğe giden yolların mimarı olmuş halkıdır. Bizi dünyanın diğer vatandaşlarından ayıran en bariz, en değerli özelliğimiz 9 kat medeniyetin üst üste dizildiği Anadolu topraklarındaki uygarlık, kültür, sanat, bilim ve ahlak değerlerimizi adeta bir pençe gibi elini Anadolu'nun bağrına daldırarak yüzeye çıkaran ve bizlere sunan bir Atatürk'ümüzün olmasıdır. Bu altın değerindeki çaba sayesindedir ki, ümmet değil vatandaş, köle değil halk ve kadın erkek değil insan olmanın değerini bizden daha iyi bilen başka bir millet yoktur. Bize düşen onun sonsuzluğa yayılmış ışığının ateşiyle kendimizi tutuşturmak ve o yürek ateşimizle dünyayı aydınlatmaktır. Hasan Ali Yücel'in dediği gibi görevimiz güneşe varmak değil, güneş olmaktır. Yüce atamızın ve onun yol arkadaşlarının ruhları şad olsun.